Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlarındasınız. Memleket meselelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün aramızda sağ olsun var olsun davetimize icabet etti. Cumhuriyet Halk Partisi Gölköy İlçe Başkanı Avukat Mustafa Kara Ahmetoğlu. Başkanım hoş sefa geldin. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Çok sağ olun. İyi ki geldin. Çünkü dedik ki memleketin meseleleri o kadar çok ki konuşulacak. Bunu da ancak böyle genç, enerjisi yüksek bir başkanla konuşuruz dedik. Ve sizi burada ağırlamaktan şimdilik onur duyduk. Hoş sefa geldiniz. Başkanım sizi tanıyalım. Çok sağ olun Ahmet Bey. Öncelikle ben hem size hem de buradaki teknik ekibe bizi bu akşam misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Gölköy İlçe Başkanı Avukat Mustafa Karametoğlu dediğiniz gibi Ordu ilinde serbest avukatlık yapıyorum. Siyasetle de tabii hem aileden dolayı uzun süredir iç içe olduğumuz için siyasete de aktif olarak devam ediyoruz. Güzel dönüşler alıyoruz. Genç ilçe başkanı olmamızın toplumda Gölköy özelinde heyecan yarattığını görüyoruz. Umarım bundan sonra Türkiye'nin yeni geleceği ışıkla birlikte iyi bir yol alacağız. Yani ülkemizin büyük sorunları vardı. Bu sorunlara çözüm olabilecek Cumhuriyet Halk Partisi, çözüm önerisi sunabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Dolayısıyla bizler de bu sürece ne kadar katkı koyabilirsek hepimiz için hayırlı olacaktır. Çünkü ülkemizde 11 milyon işsizin olduğu bir ortamda umarım hep beraber gençlerin özellikle Z kuşağının ülkeden gitmek istemediği bir süreci hep beraber yaşarız. Bu anlamda bize göre kesinlikle yeni bir anlayış lazım, yeni bir politika lazım. Ülkenin kalkınması için, ülkenin yol kat edebilmesi için ciddi anlamda önemli adımlar atmamız gerekiyor Ahmet Bey. Evet. Yani özellikle istihdam dedim. Neden dedim? Çünkü çok dönüş alıyoruz. Yani ilçemizde aşırı duyuyoruz gençlerimizden, vatandaşlarımızdan çaresiz durumlarını ve onlara da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda bu sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz. İnşallah üretim ekonomisinin arttığı bir ortamda bu sorunları azaltacağız. Evet başkanım, inşallah temennileriniz gerçekleşir diyelim. Biz daha önce sizinle bir program yapmıştık. Evet. Haber Gölköy'de. Evet, evet. Birbirimize aşinayız. Evet. Şimdi orada daha çok ilçeyi konuşmak durumundaydık. Şimdi biraz daha genele gelelim istiyoruz. Şimdi önce ülke genelinden başlayalım. Yavaş yavaş kendi ilçemize, kendi şehrimize, Ünye'ye, devamında Ordu'ya, devamında işte ilçelerimize değinelim. Şimdi şu an memleket meselesi programımızın ismi. Evet. Ne olacak bu memleketin hali? Şimdi sorunca direkt ben az önce hani sürekli ilçede, ilde dönüşler aldığımız için evet, hemen aklıma işsizlik geldi, gençlerin problemleri geldi. Hemen oradan başlamak istedim evet, ama yani tabii ülkemizin ciddi anlamda önemli sorunları var. Neden sorunları var? Yani bakın 4 artı 4 artı 4 denilen eğitim sistemine en son geçtik. Şu an halen daha gençlerimiz sınav stresiyle yaşıyor. Kalıcı, yani 50 yıllık, 100 yıllık bir oturan sistemi hayata geçiremedik. Bunu bence neden yapamadık? Bu işin ehli olan insanlara bu işi yani bütün en derinliğine kadar sormadığımız için böyle oldu. Kendi arkadaşlarımıza sorduk. Kendi arkadaşlarımız kendi kafasındaki projeyi hayata geçirmek için bir yön çizdi. Ama biz şuna karar verseydik, 100 yıl boyunca bizim ülkemizde öyle bir sistem oturtacağız ki eğitimle ilgili çok fazla sadece reform yapmamız gerekecekti. Ya biz bunu halen daha konuşuyorsak 20 yılın sonunda halen daha acaba eğitim nasıl düzelir? Acaba eğitilen gençlerimiz nasıl geleceğe umutla bakar diye konuşuyorsak problemlerimiz var. Bakın ben avukatlık mesleğiyle icra ediyorum. Avukatlık mesleğini icra ediyorum. Stajyer avukat arkadaşlarımız var. Stajyer avukat arkadaşlarımızın her birinin sorunlarını görüyorum. Bu arkadaşlarımız meslekte
son 7 yılda 70 bin olan avukat sayısı 140 bine çıkmış. Bu neden olmuş? Ya bu bence bir plansızlıktan olmuş. Yani bunu görmek için yani aşırı bir artış. 80 yılda kaç avukat var? Son 7 yılda ne kadar var? Yani bu planlamaları bence çok daha iyi yapabilmeliyiz. Yani şunu karar vermeliyiz. Ne yapmalıydı mesela burada muhtemelen iktidara düşüyor bunu planlamak. Şimdi ne yapmalıydı? İktidar bir defa belli dönemlerde şunu yaptı. İyi geçinemediği insanları asla dinlemedi. Yani bir dönem Türkiye Barolar Birliği ile iyi geçinemiyor diye Türkiye Barolar Birliği'nin söylediği hiçbir şey yapmadı. Bugün geldik 10 yıllı yaşadık, 15 yıl yaşadık. 15 yılın sonunda 15 yıldır söylenen şeyler yapılmaya başlandı. Atıyorum 100 bin sınırı getirdi. Önce 130 bin oldu, sonra 100 bin. Yani 100 bine Türkiye'de giremediyseniz hukuk fakültesine giremiyorsunuz. Aslında bu yeni söylenmiyordu. 10 yıl önce de söyleniyordu. 5 yıl önce de söyleniyordu. Ama bir dönem kulağını kapattı dışarıya karşı. Biz iyisini biliriz dedikleri için bu reformlar gecikti. Yani tabii ki sürekli ihtiyaçlar doğuyor. Sürekli problemler. Yaşarken problem çıkabiliyor. Yani bugün yarın sokakta 10 araba park ediyordu da yarın 15 araba park ediyor. Park sorunu yaşıyoruz. Bunları da ileri görüşlü olabilmek için aslında işin uzmanlarını dinlememiz gerekiyor. Şimdi İstanbul'da ya da Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu çıktı ortaya. Bu da bugün çıkmadı ki. 3 yıldır 5 yıldır konuşuluyordu. Ne yapmamız gerekiyordu? Bugün şöyle söylüyorlar. Kanal İstanbul yapılırsa bu sorun ortadan kalkar. Ya böyle bir şey var mı? Hangi bilim adamı bunu söyler ki? Ya da söyledi ki? Bunu neye göre söylüyoruz? İnsanların buna inanmasını nasıl bekliyoruz? Yani müsilaj sorunu kirlilikten oluyorsa bugün kirlenmedi. Yani geçmişte İstanbul'daki nüfus yoğunluğunun arttığını görüyordu uzmanlar, size söylüyordu. Ama siz diyorsunuz ki İstanbul'da yeni bir şehir yaratacağız. Kanal İstanbul'u yapacağız. Orada iki tane, üç tane neyse beş tane mahalle kuracağız. İnsanlar buraya göç edecek. Zaten İstanbul'da o nüfusu kaldıramıyor ki. Siz bunu neden yani inatla yapacağım diyorsunuz? Yani bunu yapılacaksa, Türkiye'nin buna ihtiyacı varsa bütün herkes otursun, konuşsun, kararı verelim. Ama şimdi karar verilmiş, karar verildikten sonra bilim adamları konuşmaya başladı. Önceden keşke sorulsaydı. Yani idare mahkemelerinde birçok dava görülüyor. Bu davalarda kabul ediliyor davalar. Deniyor ki çevresel etki değerlendirmesi gerekiyordu, gerekmiyordu. Keşke baştan bunun araştırmaları yapılsa da bu dava yükü de olmasa, bu insanlara eziyet de olmasa. Sonra şimdi çevre dernekleri mücadeleler veriyor. Rize'de, ondan sonra kendi ilimizde, Ordu'da, Karadeniz'in birçok yerinde, Türkiye'nin birçok yerinde. Ya Salda Gölü'nün hali gerçekten işler acısı. Ya buna niye izin veriyoruz ki? Yani bizim korumamız gereken bir şey kaldı, doğa. Yoksa diğer şeyler düzelir, bir şekilde düzelir. Yani adalet sistemi, o, bu düzelir ama biz bu akan dereyi tekrar akıtmamız ya da efendime söyleyeyim ağaçları yeniden büyütmemiz kolay değil. Evet başkanım, aslında bu hemen ayaküstü geçiştirilecek bir konu değil. Bu konuyu gerçekten önemsiyoruz. Rize'deki konuyu önemsiyoruz. Fatsa'da olanları şey önemsiyoruz. Anladım. Salda Gölü'nü örnek verdiniz. Evet, bunlar önemsenecek şeyler. Aslında buraya da değinelim isterim. Çünkü bir de sizi niye önemsiyoruz? Evet, muhalefet önemli. Yani evet. Muhalefet gerçekten önemli. Çünkü iktidar ne yazık ki günümüzde öyle. Aslında olmaması lazım ama iktidarın kendi doğruları vardır. Az önce ifade ettiğiniz gibi yanlış da olsa doğrularını bir şekilde doğru olarak empoze etmek durumundadır. Evet. Ama muhalefet ne yapmak durumunda? İktidarın yanlış olan şeylerin gözü kulağı, yani bir de vatandaşın gözü kulağı olmak durumunda. O yüzden sizi önemsiyoruz. Şimdi dediğimiz gibi şeye geçmeyelim. Çünkü bunu geniş bir konuda ele almak istiyoruz. Yani evet. Muhalefet bu konuda ne yaptı, ne yapabilir? Mesela Rize konusu. Bugün Mustafa Adıgüzel orada evet, bulundu. Evet. Ve ben gerçekten üzülerek izledim. Bir gün önce Alabalık, yani bizim kırmızı evet, benekli dediğimiz evet, Alabalık evet. Tuttuğu dere ertesi gün kurutulmuş olması gerçekten işler acısı bir şey. Yani orada da bakanın gidip de aynı ağaçları tekrar dikeceğiz demesi de ben gerçi bir vatandaş olarak ya bu çok aklımıza alay edildiği gibi geldi. Bana gerçekçi olmuyor. Çünkü bir ağaç orada
50 senelik, 100 senelik, 200 senelik, belki 500 senelik ağaçlar var orada. Bunlar doğru değil. Çünkü bunlar da ayaküstü geçiştirilecek konular olmamalı. Bunu geniş konuşalım istiyoruz sizinle. Ben biraz daha ülke genelinde kalayım. Şu an dedik ya, memleket meselesi programın ismi. Ne olacak memleketin hali diye sorduk. Birçok şey sıraladınız. Ben de kesmek istemedim. Gerçekten doğru katıldığım şeylerdi. Biz aslında başkanım şunu yapmak istemiyoruz. Yani işte muhalefet partisinden yönetici bir arkadaşı buraya alıp burada ona hesap soracağısına böyle klasik gazetecilik var ya, bunu yapmak istemiyoruz. Memleketi konuşmak istiyoruz aslında. Memleketin meselesini konuşmak istiyoruz. Bugün bir muhalefet partisine göre memleketin en büyük sorunlarını aslında sıraladınız. Nelerdir? Yani bunu vatandaşlar neye dikkat etsin? Yani evet, eğitim sistemi dediniz. Aslında en önemli sistemlerden birisi oydu. Evet. Doğa konusuna geleceğiz. Oraya gelmek istemiyorum. Ekonomi doğru mudur? Ekonomi gerçekten en büyük sorunlardan bir tanesi. Biraz da ona değinelim mi? Hani ne olacak bu ekonominin hali diyelim. Çünkü evet, belki alanınız ekonomi, finans değil, hukuk, avukatsınız. Ama yine de bu coğrafyada yaşıyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Bu ekonomi gerçekten söylenildiği kadar vatandaş ekonomisi bozuk mu? Yoksa iktidarın dediği gibi ekonomide herhangi bir bozulma yok, ufaktan bir sarsıntı var mı? Yoksa hani yoksa ekonomimiz güzel mi? Geçmişte Ahmet Bey, ekonomi bizi kriz bizi teğet geçti diye bir söylem vardı. Aslında bugün o teğet geçmelerin dışında nasıl bir yaralanma yaşadığımızı sokağa çıktığımızda her bir vatandaşımız görüyor. Yani bugün insanlar geleceğini göremediği için, yani 3 ay sonrasını, 4 ay sonrasını göremediği için hiçbir adım atamıyor. Bugün inşaat sektörüne gidiyorsunuz, deniyor ki malzeme pahalı. Bugün aracının yanına gidiyorsunuz, diyor ki maliyetler pahalı. Çiftçinin yanına gidiyorsunuz, maliyetler pahalı. Bana göre ekonomiyi düzeltmek istiyorsak oturacağız, diyeceğiz ki biz ne yapıyoruz? Biz şu an ülkede ne yapıyoruz? Yani bizim ne üretiyoruz, ne ihraç ediyoruz, ne ithal ediyoruz? Bir bakmamız lazım. Yani biz sadece hizmet sektörüyle, sadece turizmle bu işi yürütemeyiz. Yani kaç tane fabrika açılmış 20 senede? Kaç tane fabrika özelleştirilmiş? Yani şimdi biz zamanında özelleştirmeler olurken sesimizi çıkarttık. Dediler ki ya onlar zamanında çok zarar etti de yendi de. Ya kardeşim, devletsiniz. Devlet olarak bunu siz kontrol etmeyi beceremiyor musunuz? Şimdi bakıyoruz, özelleştirilmiş, 2 sene sonra parasını çıkarmış. Yani üretim ekonomisi dediğimiz şeye önem vermemiz lazım. Yani dışarıdan şimdi bakıyorsun, dolar olmuş 8,5 lira, euro olmuş 10 lira. Şimdi dışarıdan aldığımız her şeyi pahalı almak durumundayız. Ha, dışarıdan aldığımızı pahalı alıyoruz da içeridekini ucuza mı alıyoruz? Yani pazara giden vatandaş rahatça alışveriş yapabiliyor mu acaba? Yani pazara, kasaba giden vatandaş rahatça alışveriş yapabiliyor mu? Gönül rahatlığıyla istediği gramajı alabiliyor mu? Yani eğer biz kendimize yetebilecek kadar hayvancılığı, tarımı bir defa çok net yapmamız lazım. Yani bunu devleti yönetenler demesi lazım ki ben dışarıdan en az eti almak istiyorum. Çünkü bizim var, imkanlarımız var. Yani meralarımız var, yaylalarımız var. Bakıyoruz Gölköy'e. Gölköy'de veya Ünye'nin kırsal yerlerinde bakıyoruz, hayvancılık yeteri kadar yapılıyor mu diyoruz. Vatandaş diyor ki ya ben yemi 130 liraya, 140 liraya alıyorum çuvalını diyor. Ben bunu diyor, bir hayvanın bana günlük maliyeti 50 lira diyor. Ne kazanacağım diyor. 20 lira karı var diyor, 50 lira maliyeti var diyor. Yani insanlar, emin olun, vatandaşa deseniz ki siz sana 20 tane büyükbaş hayvan veriyorum hibe olarak, bakamayacağı için, o maliyetlerden korktuğu için alamıyor. Yani şimdi bir de eğer biz dersek ki tarımı profesyonel bir şekilde yapacağım dersek, çiftçi şuna güvenirse, atıyorum fındık konumuz var bizim. Biz fındığı 35 liraya ben sattığımda problem yaşamam diye düşünür. Çok rahat bir şekilde o işe özveriyle bakar. Ama bugün bakıyoruz, kırsalda fındık %50 verim mi alacak, %60 verim mi alacak? Yani üretici bir defa şunu bile yapamıyor.
ben fındığımı sigortalatacağım kardeşim, senede 5.000 liramı buraya ayıracağım diyemiyor. Bunu göze alamıyor. Çünkü korkuyor, yarın bu 5.000 lirayı ben acaba ihtiyacım olur mu? Kenarda durdursam mı, bekletsem mi? Evet. Bunu yapamadığımız için, yani tarıma, çiftçiyi güvendiremediğimiz için, çiftçi bir defa kafası rahat olmadığı için, yani bunun hesabı çok kolay yapılabilir. Evet. Yani 2 ton fındık yapabilen bir insan, 2,5 ton fındık yapabilen bir insan, destekleme ödemesi olarak muhtemelen 4.000 lira gibi bir para alıyordur. Bu 4.000 lirayla sadece bakımını yapsa, bir senelik fındığının bakımını, bu ışkın alma dediğimiz olayı yapsa, zaten 4.000 lira yetmez bile. İlacı, gübresi, diğer temizliğine parası yetmeyecek. Eğer bunu rahatça yapabilse vatandaş, bunu o zaman istihdam da artacak. Belki işini başkasına yaptıracak, istihdam da artacak ama yani buradaki desteklemelerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bizim genel başkanımız şunu söylemişti. Yıllık ülkenin kazancının %2'sini bir defa çiftçiye vermesi gerekiyor. Ama verilene bakıyoruz %1. Ama anlatılana bakıyoruz sanki çiftçi uçmuş gibi, ayağa kalkmış gibi anlatılıyor. İşte bu gerçek olmayan rakamlar da ülkeyi ne yazık ki dediğiniz gibi problemlere götürüyor. Başlayalım. Bir tane mesajımız var. Müsaadenizle onları okuyalım. Çünkü izleyici de bizim için tabii gerçekten önemli. Onların da sizden belki beklentileri, belki selamları var. Onlara ulaştıralım istiyoruz. Metin Demir, hayırlı akşamlar başkanım, selamlar demiş sizlere. Uğur Yanık, başkanım Almanya'dan selamlar demiş. İlker Çorbacı, selam Ahmet Bey, iyi yayınlar, konuğunuza da hoş geldiniz demek istiyorum. Sanat sokağı olmayan bir ünye istemiyoruz. Sanatın yaşayamadığı bir ünye düşünülemez. Birçok insan yerelde kendince bir şeyler üretiyor. Hem kentin kimliği için gerekli, hem de sanatı sevdirme adına önemli. Ve en önemlisi de sanatla uğraşan, gönül veren insanlardan zarar gelmez. Humanist olurlar, ince ruhlu insanlar olur. Doğaya, hayvana, şehre saygısı olur. Bunları dile getirirseniz çok sevinirim. Sevgiler, saygılar demiş İlker Çorbacı. Ne güzel demiş. Şimdi İlker Bey'in mesajına geleceğiz. Ayhan Yılmaz, selam başkanım demiş. Sizlere selamları var. Şimdi İlker Çorbacı'nın gerçekten mesajına dönelim. Sanat sokağı diyor. Şimdi düşünsenize her şehirde sanat sokağı var. İnsanlar sanatla ilgileniyor. Ne bileyim, şiir yazıyorlar, resim yapıyorlar. Şimdi düşünsene, şiir, resim, işte sanat, işte İlker Bey'in de bu arada Ünye'de bir sergisi vardı. Evet. Sosyal medyadan görme fırsatım oldu. Kendisini de tebrik edelim buradan. Düşünsene, insanlar sergi, işte sanat falan, işte resim, şiir. Düşünsene, suç olur mu başkanım orada? Yani orada suç işleyebilir mi o insanlar? Naiflik vardır diyor yani İlker Bey'de. Sanatla ilgilendiğiniz zaman bir defa empati de yapmayı öğreniyorsunuz. Yani şimdi sokakta gezerken bir oturma, efendim, bankın üzerinde bir şiir görüyoruz. Yani diyoruz ki bu şiiri yazan insan nasıl bir hayat yaşadı acaba? Evet. Sonra o insanın hayatını düşünürken, o insanın yaşadıklarını düşünürken belki diyoruz ki ya ne güzel bir hayat yaşamış. Keşke benim de böyle bir hayat tarzım olsaydı. Sonra bir ufkumuz açılıyor, bir dünyamız, bir penceremiz açılıyor. Ve başka yaşamları düşündükçe, başka insanların yaşadığı hayatları düşününce aslında kendi etrafımızdaki insanlara daha iyi davranmaya başlıyoruz belki de. Evet. Yani ya ben hep söylüyorum, yani tabii siyasetin görevi her alanda çalışma yapmak. Ama şimdi sanatçıya bir defa saygı duymamız da gerekiyor. Yani bugün pandemi döneminde sanatçılar çok sıkıntılar yaşadı. Bu sanatçıların anlatıyorlar, çıkıyorlar, diyorlar ki yaşadığımız sorunlar var. Twitter'da görüyoruz. Birçok sanatçı diyor ki mesleğimi yapamıyorum, sıkıntı yaşıyorum. Şimdi bir yıl gibi bir süreçte pandemi yaşadık. Bu bir yıl demek ki bizim bir yedek akçemiz yokmuş, sanatçıya bakamadık biz. Sanatçıya diyemedik ki merak etme, sen Türkiye'de insanların huzurlu ya da işte hoş vakit geçirmesini sağlıyorsun. Bu insanların gergin bir ortamdan çıkmasını, psikolojik olarak rahatlamasını sağlıyorsun. Merak etme, hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Bir yıl diyemedik. Çünkü demek ki biz ileriyi görememişiz. Yani yarın bir felaket daha olsa ne yapacağımızı bilemiyoruz.
Yani bugün 128 milyar dolar dediğimiz zaman insanlar belki ya neyi soruyorlar diyenler oluyordur. Neyi soruyoruz başkanım? Onu da soracağız size. Şimdi 128... onu soracağız. İlker başkanım, İlker Çorbacı'nın şeyini eleştirelim. Ya İlker yani... Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Yani evet. Sanat her yerde olursa, yani her ilçede, her sokakta, her ortamda olursa insanımız o kadar daha hoşgörülü olacak. Ve dediğiniz gibi hoşgörülü olduğu zaman da suç oranları da azalacak. İnsanlara alan açılacak. Yani bir genç bakıyoruz vaktini nasıl geçiriyor diye, sporla geçirdiğinde, sanatla geçirdiğinde sıkıntı yaşamıyor. Belki ilerleyen hayatında ömrü boyunca sıkıntı yaşamıyor. Evet. O yüzden sanatı da desteklemek gerekiyor. Yani sanata ilgi duymasını özendirmek gerekiyor gençlerin. Çocuklarını büyüten aileler onlara gitar çalmak için kursa gönderiyor falan ya. Bunu daha genele yayabiliriz belki de. Herkesin bir çalabildiği müzik aleti olsun. Bizim yok ama keşke olabilse yani. Yani aslında az önce dedik ya, ülkenin en büyük sorunlarından biri muharefete göre nedir? İşte ekonomiyi saydık, işte ne bileyim işsizlik ekonominin devamında, işte doğanın katledilmesi vesaire vesaire. Bence aslında sanatsızlık da en büyük sorunlardan bir tanesi. Çünkü İlker Hocam'ın dediği gibi sanatı öne koymuş milletlerde daha böyle naiflik söz konusu. Yani keşke mesela bizim ülkemizde de Ordu'da keşke sanat sokağı olsa, insanlar akşam eşiyle ailesiyle çıksalar, işte orada bir yürüyüş yapsalar, işte görseler, bir değişik bir dünyaya girmiş olacaklar ve bu devamında psikolojiyi de olumlu etkilemiş olacak diye düşünüyoruz. İlker Çorbacı'ya da mesajından dolayı teşekkür ederim. İki tane mesajımız kalmıştı. Hayırlı yayınlar, iyi akşamlar başkanım demiş Cemal Güneş. Emre Yiğit de iyi yayınlar diliyorum başkanım demiş. Yine Ahmet Sütçü iyi yayınlar başkanım demiş. Size güzel temenniler gelmiş. Hepsi örgütümüzden arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum hepsine. Evet, biz de hepsine selamları için, mesajlar için teşekkür edeceğiz. Arkadaşlar, sormak istediğimiz sorular varsa da Sayın avukatıma, sayın başkanıma sorunuzu ulaştırabiliriz. Sormak istediğim soruları kendisine ulaştıralım. Evet başkanım, ülke gündemi dedik. Bizim evet. Şehrimiz için, bizim Ordu'da bugün bir muhalefet partisinin yöneticisiniz, ilçe başkanısınız. Ya da Ordu'dan Gölköy'de geleceğim, Ünye'de geleceğiz. En büyük sorunumuz nedir bizim? Yani bir de şu var, artık yavaş yavaş insanlar konuşmaya da başladı. Ben bunu görüyorum. İnsanlar hani cesaret bulaşıcıdır ya, bu bir şekilde bulaşmaya başladı. Yani yanlış gördüğümüzü aslında bu bizim hem mensup olduğumuz dinin gereği. Çünkü Peygamber Efendimiz, burada din konuşacak değilim ama Peygamber ne diyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Aslında bu çok büyük bir itham. Evet. Dilsiz şeytan olmak çok büyük bir itham. Ama biz ne yazık ki hep haksızlık karşısında insan olarak sustuk. Niye? Hep gelir kaygısı, işte ne bileyim yaşam kaygısı, işte düzenimiz bozulmasın kaygısı. Evet. Ama insanlar yavaş yavaş artık konuşmaya başladı. Bunun sebebini soracağız. Hem bir hukukçusunuz, hem bir Muhalefet Partisi ilçe başkanısınız. İnsanlar niye konuşmaya başladı? Onu sorayım. Devamında sohbet edeceğiz. Şimdi bir defa bu hayatımıza sosyal medya denen bir şey girdi. Yani burada bugün ben bakıyorum. Akşamları insanlar evlerinde oturduklarında, aileleriyle oturduklarında, televizyonlarda neler izliyor. Sonra akşam sosyal medya kullanan gençlere bakıyorum. Gençlerin çoğu işte belli bir sosyal mecrada, diğer kısmı başka bir mecrada. Şimdi televizyonların yayınlamadığı ya da televizyonlarda değinilmeyen, yani ana akım medyada çok görünmeyen konuları sosyal medyada görebiliyorlar. Evet. Ve çok da konuşuluyor. Şimdi bu kadar çok konuşulduğunda görenler de insanlar da diyor ki, yani bunu bu konuda yazan bir sürü insan var. Yani 30 bin tane tweet atılmış. Yani 30 bin kişi bunu konuşuyorsa demek ki önemli. Ya da bir de şunu görüyoruz, yani soruşturma açılması diye bir konu son günlerde çok konuşuluyor. Soruşturma açılmıyor. Neden açılmıyor? Evet, korkudan ya da işte ülkenin geldiği durum, insanlar gelecek kaygısı, ailesinin durumu ya da işte bir tane pandemiyle ilgili bir savcı bir açıklama yaptı. Gelen genelgelerin kanuni olup olmadığıyla ilgili açığa alındı. Başına geleceği biliyordu ama yani acaba... İntihar mı etti başkanım? Acaba yani... Ya da doğrusunu mu yaptı? Şöyle yani... Başına geleceği biliyordu. Birilerinin yani bazı şeyleri göze alması gerekiyor.
Hani bugün bu insanı biz açığa aldık. Ne oldu? Yani izleyemez miydik? Bu görevini yaparken düzgün yapıyor mu yapmıyor mu diye bakamaz mıydık? Ya da söyledikleri doğru mu değil mi diye tartışamaz mıydık? Her gün o kadar çok şey tartışılıyor. Bunu da tartışırdık. Yani şunu demek istiyorum. Birileri konuştukça, sesini yükselttikçe diğer insanlar da acaba doğru mudur diye düşünüyor. Yani şimdi bugüne kadar hep ekonominin iyi olduğu, ülkenin işte uzaya çıkacağı, aya çıkacağı, ondan sonra dünya liderinin her şeyi çözebileceği falan düşünüyordu ama madem dünya lideriydi o zaman ekonomi neden kötü? Bugün ekonominin kötü olmadığını hemen hemen kabul etmeyen kimse kalmadı sokakta. Evet. Ha, sadece şunu diyenler var. Yani şükretmeliyiz. Evet şükretmeliyiz. Her an şükretmeliyiz. Ama daha iyisi olabilir miydi bu ekonominin ya da daha iyi olabilir miydik diye de düşünmemiz gerekiyor. Yani 20 yılda bir insan, bir çocuk kendini o kadar geliştiriyor ki 20 yılda bütün imkanları elinde olan hükümet acaba bir şeyleri belli bir raya oturtamadıysa ya da diğer ülkeler belli bir gelir düzeyine ulaşmış, kişi başı milli gelir şu kadar ulaşmışken biz ulaşamadıysak neden acaba yapamadık diye de düşünmemiz lazım. Yanlış yürütülen bazı politikalar olduğunu söylüyorlar bu işten anlayanlar. Diyorlar ki çıkıp işte siz faiz düşsün diyorsunuz ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele faizin artmasının nedeni olan başka şeyler var. Bunlara göz atın deniyor ama dinlenmiyor. Dinlenmeyince de sorunlar arttıkça da insanlar mecburen konuşmak durumunda kalıyor yani. Evet. Mesajımız dedim ya, izleyicilerde şey bırakmayayım da sizi dinlendirmiş olacağız bu arada. İyi yayınlar diliyorum başkanım. Van Başkale'den selam olsun demiş Uğur Doğru. Ali Özçelik de demiş ki Çatak Çetil'le arasında yapılacak HES'ler ile ilgili düşünceniz nedir demiş. Şimdi ben isterseniz burada bir ekleme yapayım. Arkadaşlar HES'ler Türkiye'de elektriğin yalnızca %2'sini karşılayacak bir santral. Yani bugün Karadeniz'de yapılan HES'lerin elektrik, yani Karadeniz'in tamamını HES yapsak Türkiye'deki elektriğin %2'sini karşılayabilecek durumdayız. Fakat HES yaptığımız her yerin ne yazık ki suyunu, kullanım hakkını o HES'i yapan şirketlere teslim etmiş oluyoruz. Yani fazla değil, bundan 5-10 sene sonra artık bizim sularımız nerede, biz niye içmeye su bulamıyoruz denecek. Bu sadece Çatak Çetil'le arasında değil, Ünye için de geçerli, Rize için de geçerli. Karadeniz'in birçok yerinde yapılan HES'ler için aynı durum söz konusu. O yüzden ben şimdiden bu konuda fikrimi belirteyim. HES'lerin hepsine karşıyız. HES ne demek? Hidroelektrik santraller. Ben RES'e karşı değilim. Rüzgar enerjisine mesela. Kesinlikle. GES olsun, güneş enerji santraline. Çünkü doğadan gelen bir şey ama bugün suyumuz zaten tükenmek üzere ve size soralım o zaman Çatak Çetilli arasında yapılacak HES'ler ile ilgili düşünceniz demiş Ali Özçelik. Yani en güzel şeyi evet. Siz söylediniz. Yani aslında %2'sinin karşıladığını söyledikten sonra soru işaretleri ortadan kalkıyor. Yani bir dönem bu HES'ler ilk başladığı dönemlerde biz dedik ki dereleri hapsetmeyin. Dediğimizde dediler ki biz elektriksiz enerjisiz nasıl yapacağız? Var alternatifleri. Hı. Yani rüzgar esmesi için yani rüzgarı hapsediyor muyuz? Sadece faydalanıyoruz. Evet. Ya da güneşi hapsediyor muyuz? Güneşin enerjisini biriktiriyoruz. Var olan ışığı yani şimdi bugün bakalım Mele Tırmağı'nda, Mesudiye'de, Gölköy'den Mele Tırmağı kenarına balık tutmaya gidenler, orada balık tutanlar eski tadı alabiliyorlar mı? Hı. Ya da oradaki HES'ten önce HES'ten sonra olan fotoğraflar var. Bir bakalım doğayı nasıl tahrip etmiş. Evet. Yani şöyle, burada HES yapalım. Burada 3-4 sene bir inşaatımız sürsün. Bu inşaat sürerken birkaç kişinin istihdam olsun diye bakarsak yanlış yaparız. Bu istihdamı, bu kaynağı nereye aktarabiliriz diye düşünmeliyiz. Belki güneş enerjisine veya rüzgara yapılması gereken yatırım daha büyük. Ama bence daha uzun süre fayda göreceğiz. Yani bir insanı hapse atıyorsunuz. Hapiste 10 yıl hapis oluyor. Bir gün dışarı çıkacağım umuduyla kendini, psikolojisini rahatlatabiliyor ama dereyi hapsettiğimiz zaman o dere, o su, o doğa özgür akamadığı zaman ya bunun sonuçları kötü oluyor. Evet. Olacak yani. Yani herhangi bir müdahale zaten doğaya
Yani az önce denizi konuştuk ya, evet. Denize ne kadar kirletirsek o kadar sorun çıkacak dedik ya. Şimdi dereye de ne kadar müdahale edersek o kadar sorun çıkacak. İşte. Ya bu HES'ler yapılırken ağaç da kesiliyor, efendim hafriyat fazlası da oluyor. Ya bunları iyi düşünmek zorundayız. Ya başkanım aslında sistemi düşünmek çok da zor değil. Şöyle örnek verelim, doğa canlı mı? Canlı. Evet. Bir insan düşünün, insan da canlı. Bu insanı devamlı elinize atıyorum, bıçak aldınız, gözünü oydunuz, bıçak aldınız, işte nedir, dereler mesela, bunun kan damarı, yani can damarı, evet. Bıçak aldınız, kan damarını oydunuz. Bu insanlar aslında bir zaman sonra bu insan artık hırçınlaşacak, delirecek, sonra ölecek. Doğa da bunun gibi, ya bırakın diyoruz, yani doğa canlı, bıçak sokun ağaca, bıçak sokun dereye, yani ya ben geçen programda sordum. Bir insan diyorum, yani bir insan niye bu kadar şey yapar? Yani niye bu kadar doğaya kinli olur? Yani ben konuya Allah şahit siyaset olarak bakmıyorum. Artık siyaset olayı başka bir şey. Türkiye'de sağcılık solculuk olduğuna da inanmıyorum. İnanmayanlar artık kalmadı. Yani ben sağ veya sol. Ama ben ya doğru veya yanlış diye bir şey var artık. Doğruyu da sorgulamak gerekiyor, yanlışı da sorgulamak gerekiyor. Yani bugün doğru bir şey yapıyorsa, onu da aslında soracağım size. Hani iktidarın bugün doğru bulup alkışladığınız konular neler diyeceğim. Çünkü iktidar partisini çok da haksızlık ettirmem size. Yani tamam muhalefet olabilirsiniz ama doğrular da mutlaka vardır. Ama ya doğadan ne istersiniz, dereden ne istersiniz, sudan ne istersiniz? Şimdi doğa kendisiyle oynamayı çok kabul etmez diye düşünüyoruz. Bilmiyorum doğru mu düşünüyoruz? Bence birincisi inat. Bu Kanal İstanbul'da olduğu gibi inat. Yani burada Karadeniz genelinde ya da Ordu genelinde yapılacak toplamda atıyorum 100 tane HES varsa evet. Buradan elde edilecek birilerinin elde edeceği gelir illaki düşünülüyor. Evet. Biz bunu anlattığımız zaman işte doğaya müdahaledir, işte HES'i tercih etmeyelim dediğimiz zaman bir defa net bir şekilde biz sizin önerinizi dinlemeyiz gibi bir şey var. Yani biz bunu hissediyoruz. Yani bugün TBMM'de bütün kanun teklifleri muhalefet partisinin reddedilmiyor mu? Ha, o öyle konularda reddediyorlar ki. Sonra pişman olup işte kendileri getirebiliyor. Yani bir defa... Ama ülke kaybediyor bunda. Yani bu muhalefetin teklifidir, bu şunun teklifidir diye düşünsek ülke kaybediyor. Ama biz kaybediyoruz. Ama bakalım yani. Yani bugün herhangi bir konuda yani bir mafya liderinin açıklamaları veya bir iddia var. Bu iddiayı araştıralım dendiğinde neden kabul edilmez ki? Direkt muhalefetten geldi, kabul etmeyelim. Böyle bir anlayış var. Ya şimdi çocuk tacizinin önlenmesi için bir komisyon kuralım ya da efendime söyleyeyim kanun teklifi hazırlayalım dediğiniz zaman direkt reddediliyor. Bu nesi kötü ki? Bunun kötü olabilir mi bu? Evet. Araştırmak, bilmek. Yani bir defa bu inat bize çok şey kaybettirdi. Bir dönem HES'ler konusunda Türkiye genelindeki HES'ler konusunda biz bu işi yapacağız diye inatla şey yaptılar. Yani şimdi bakıyorsunuz bir köye gidiliyor. İkizdere'ye gidiliyor. Fatsa'da siyanürlü altın aranan köye gidiliyor. Köy halkı ya 5 kişi de olsa 10 kişi de olsa diyor ki ya biz köyde bunu istemiyoruz. Evet. Ya burada yaşayan biziz. Niye istemiyoruz? Bir soruluyor mu? Yani onları ikna edilebiliyor mu? Siz merak etmeyin doğaya burada hiçbir zarar gelmeyecek. Sizin sağlığınıza da hiçbir zarar gelmeyecek diye anlatabiliyorlar mı? Anlatamıyorlar. O zaman devletin güvenlik güçlerini yığalım oraya. Biz yapacağız diyelim. Her istediğimizi yapalım. Bu insanlar peki siz her istediğinizi yaptığınızda nereye gidiyor? Her istediğini yapan yöneticiler ne oluyor o zaman yani? Bunu düşünmek lazım. Evet. İşte son cümle aslında var ya her şeyi özetliyor. Düşünmek lazım. İnsanoğluna verilmiş en büyük nimet de bence düşünme nimeti. Ne yazık ki düşünmüyoruz. Sadece bir sürü psikolojisi var. İşte o dediyse doğrudur haydi git. Aslında düşünmek, Kur'an-ı Kerim'de de ama akıl etmez misiniz, düşünmez misiniz? Hep bu sorgular geçer. Ne yazık ki biz düşünmüyoruz. Cemal Güneş demiş ki Ahmet Bey başkanıma sormak istediğim bir şey var. Pandemi desteği neye göre yapılıyor? Bunu alabilmek için de torpil mi gerekiyor demiş. Şimdi şöyle pandemi desteği demişken hemen şunu söylemem lazım. Belediye meclis toplantılarında bizim birçok önerilerimiz oluyor. Evet. Biz kahveciler ve lokantacılara o dönemde şunu söyledik. Baktık 48 tane kahvehane var Gölköy genelinde. Hı. Kendi ilçemden konuşuyorum ama tabii diğer belediyelerde de bunlar olmuştur. Evet. 48 tane kahveciye bir ilçe belediyesi 1000 lira verseydi 48 bin lira yapardı.
Şimdi bu 48 bin lira bütçenin, 30 milyonluk bütçenin, yıllık 30 milyonluk bütçenin küçük bir kısmı. Bunu biz yapalım dediğimizde, evet, ya gerek yok, devletimiz veriyor dendi. Şimdi peki devletimiz veriyor dendi ilçe belediyesi olarak. Bizden sonra Büyükşehir Belediyesi bu destekleri yaptı. Peki o zaman Büyükşehir Belediyesi devlete karşı mı çıktı? Hayır. Dedi ki ben de bir katkı koymaya çalışayım dedi. Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin belediyeleri üreticiye, çiftçiye, esnafa destek oluyor. Kötü mü yapıyor? Veya Altınordu Belediyesi yakıt desteği yaptı dolmuşçuya veya taksiciye. Yakıt verdi. Devlet yapıyor deyip bıraksa mıydı? Şimdi baktığımız zaman bir defa yerelde belediyelerin yaptığı yardımlar bile artık akıllara bu soruları getiriyor. Acaba torpille mi oluyor? Ya da işte efendime söyleyeyim, ortak akılla hareket edemiyor muyuz? Daha sonra geliyoruz, bu geçen yıl bir kredi dediğimiz bir şey açıklandı. 10 bin lira diye. Kimi insanlar 5 bin lira aldı, kimisi 7500 lira aldı, kimisi hiç alamadı. Şimdi çevremize soruyoruz, vatandaşa. Aldınız mı bunu? Aldık. Kaç lira aldınız? 5 bin lira aldık. Neden 5 bin lira çıktığını bilmiyoruz diyorlar. Peki 7 bin lira alana neden 7 bin lira çıktı? Bilmiyoruz diyorlar. Yani riske göre mi acaba? Bankaların bir risk analiz şeyi vardır. Riske göre mi verildi? Bakıyoruz. O da yok. Aslında sigortası olmayana da çıkmış. İyi geliri olana da çıkmış. Şimdi bankaların verdiği krediler düzenli belli bir sistematik programa göre gitmemiş. Öbür taraftan bakıyoruz, yapılan 1000 lira gibi bir yardımlar oldu, hibeler oldu. Bu 1000 liralar neye göre yattı? Şeffaf bir şekilde açıklandı mı? O da belli değil. Yani bize şunu deselerdi ki, biz son 3 yıldır sigorta girişi olmayan, çalışamayan insanlara bu yardımı yapacağız deselerdi. Yani derdik ki tamam, devlet böyle açıkladı, biz son 3 yıldır ben çalışmıştım son 3 yıl içinde, o yüzden bana vermedi. Belki ona kızardık, derdik ki ya kardeşim ben 2 yıldır çalışmıyorum, bana niye vermiyorsunuz derdim. Ama evet, bakıyoruz şimdi böyle bir şey de yok. Yani devlet bir yardım yapacaksa veya bir kolaylık sağlayacaksa bunun koşullarını belirler. Diyor ki ben hayvancılığa hibe veriyorum. Hayvancılığa hibeyi neye göre veriyorum? Diyor ki bu işi yapacaksın 3 yıl, efendime söyleyeyim devam edeceksin. Ondan sonra şu kaydın olacak, bu kaydın olacak, işte şurada mandıran olacak. Bunları söylüyor. Peki yardım yaparken de söyleyebilirdi. Diyebilirdi ki yani ben atıyorum son bir yıl içinde gelir düzeyi asgari ücretin üstüne çıkamamış vatandaşların hepsine 1000 lira yardım yapacağım diyebilirdi. Evet. Şimdi ama bu ölçüyü koymak çok zor değil ki. Bu bellidir. Devletin elinde kayıtlar vardır. Yani İnsanlar tabii ki düşünüyor. Ya ben diyor parti üyesi olduğum için mi bana çıkmadı? Veya efendime söyleyeyim ben burada yaşıyorum. Zamanında şunu yaşamıştım. Acaba benim önüm mü kesildi diye düşünülüyor yani. Bunları düşündürmemek için de devlet planlı programı çalışırsa derdi ki ben 1000 lirayı son bir yıl içinde sigorta girişi olmayan herkese yapıyorum diyebilirdi. Veya sağlıktan faydalanamayan parasıyla bile muayene olamamış herkese yardım yapıyorum diyebilirdi. Evet. Ama maalesef insanlarımız burada da sıkıntı yaşadı. Evet. Başkanım, bir iki tane mesajımız var. Müsaadenizle onları da ulaştıralım. Mehmet Karahmetoğlu. İlçemizin yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerde memurların, öğretmenlerin ve sağlık personelinin Ordu merkezde ve sahildeki diğer ilçelerde ikamet etmesini, yani görev yerlerinde ikamet etmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Evet, devamlı gidiş geliş yapıyorlar diyor. Bir an önce de Ordu'ya gelmek istiyorları da ekleyecek buraya şimdi. İlçelerimizde sosyal tesislerin, konaklama imkanı sunan misafirhanelerin ve otellerin bulunmaması, kültür merkezi ve öğretmen evi bulunmaması konularını da gündeme getirir misiniz demiş. Aslında çok da güzel bir konuya değinmiş. Devamında iyi yayınlar başkanıma selamlar demiş Ulvi Yağcı. İbrahim Atasever. İyi yayınlar diliyorum. Gülyalı'dan selamlar demiş. Gülyalı başkanımız. Evet. Hakan İçer, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Başkanıma kolay gelsin. Başkanıma soru sormak istiyorum. Eğer seçimlerde Gölköy'de CHP kazanırsa Gölköy'ümüze hangi yatırımları yapacaklar demiş. Saygılar demiş Hakan İçer. Evet. Güzel de soru sormuş. Eğer ama şöyle bir şey. Başkanıma soru sormak istiyorum. Orayı tekrar okuyayım.
seçimlerde Gölge'de CHP kazanırsa, hani belediye seçimlerinden bahsetmiş evet, muhtemelen. Evet, evet. Belediye seçimlerinde Gölge'de CHP kazanırsa Gölge'mize hangi yatırımları yapacaklar? Saygılar demiş. Bu arada Hakan Biçer kardeşim iktidar partisinden güzel de böyle seviyeli bir soru sormuş. İyi yayınlar diyorum Mustafa Başkan'a, selamlar, sevgiler demiş Halil Akkoyun. Şimdi başkanım müsaadenizle bir az sonra telefon bağlantımız olsun istiyorum. CHP Muğla İl Delegesi aynı zamanda şöyle Hacı Ali Elibal aynı zamanda Marmaris Ordulular geçmiş dönem dernek başkanı idi. Bir Marmaris'i soralım mı? Ne var ne yok memlekette? Şimdi bir de oraya uzanalım mı müsaadeniz olursa? Bir şeyi değerlendirelim mi? Hakan Biçer'in eğer Gölköy'de diyor belediye alırsanız diyor neler eksik diyor, neler yapacaksınız Gölköy'de? Şimdi öncelikle iki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi yine bu öneriyi de biz sunduğumuz için söylemek istiyorum. Evet. Bir defa Ahmet Bey şunu yapmak çok zor mu? Ya da yapabilir miyiz? Gölköy'de Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi kazandı. Evet. Bir gün, bir hafta sonra pazar günümüzü ayıralım. Diyelim ki bütün partilerden 3'er kişi, bütün medya kuruluşlarından 3'er kişi veya sınırlama olmayabilir. Gelelim bir araya. Herkes bir cümle söylesin desek ve bunun bir ay önceden yaysak desek ki bugün buluşacağız. Bir şeye cevap vereceğiz. Yani diyeceğiz ki siz Gölköy'de ne yapılmasını istiyorsunuz desek. Yani siz oraya gelip bir fikir söylemez misiniz? Söylersiniz ve herkes söyler. Biz bunu dedik ki hadi bunu yapmak istemiyorsunuz. Proje yarışması yapalım. Açıklayalım. Belediyenin sosyal medya hesabı var, imkanları var, mesaj gönderebilir. Dedik ki Gölköy'de istihdamı arttırıcı ne olabilir? En güzel fikri seçelim. Bunu seçmek için de komisyon 3-4 tane uzmandan yardım alabiliriz. Projeler gelsin, okuyalım, bakalım. Diyelim ki vallahi Gölköy'ümüze uygun. İşte doğasıyla uygun, efendim ulaşımıyla uygun, her şeyle uygun. Evet. Bunu hayata geçireceğiz desek, bir yılımızı buna harcasak ne olur? Yani sıkıntı mı olur? Ya da bunu düşünmeye insanları zorlamak çok mu zor? Neden yapmıyoruz? Biz bunu söyledik, bu fikir aklımıza gelmedi diyemezler. Biz bunu yapacağız net bir şekilde. Eminim o zaman bu ortaya çıkacak. Şimdi Gölköy'de şu anda Gölköy deyince herkesin aklına Ulugöl gelir. Ulugöl'e insanlar geliyor. Gün içinde oranın güzelliğini görüyor ve geri dönüyor. Şimdi orada bir otel yapılıyor. Otel yapıldığında konaklayacaklar vesaire. Peki Gölköy'deki herkesin konuştuğu ne? Esnafların sorunu. Hı. 400 tane, 500 tane esnaf Gölköy'de diyor ki bizim diyor ekonomimize canlanmıyor. Her gün göç veriyoruz. Ekonomimiz kötüye gidiyor. Peki Gölköy'e gelen insanlar sonbaharda belki binlerce insan geliyor. Günde 1000 arabanın, 5000 arabanın girdiği söyleniyor. Gölköy'e uğrayıp herhangi bir alışveriş yapsa, Gölköy balı olsa, Gölköy balını olsa, Gölköy fındığını alsa veya Gölköy'ün Kozeren'de yapılan, bu arada halk eğitimin sergisi oldu. Orada çok güzel işler ortaya çıkmıştı. Onlara da teşekkür ediyorum. Orada yapılan örgülerden alsa ekonomiye bir katkısı olmaz mı? Bunu yapmak için biz Ulugöl'e gelenleri bir gün daha kalması için bir tane karavan parkı gibi çadır koyulabilecek, karavan koyulabilecek bir yer yapsak. Bu fikri de yine bana değer verdiğimiz birisi söylemişti. Oraya sadece su ve elektrik getireceğiz. Gölköy'ün meraları var, alanları var. Buraya bir tane su ve elektrik getirip bir dönüm, iki dönüm yere koyabilirsiniz desek. Bir gece orada kalsalar, ertesi gün Gölköy'ün içinde dolaşsalar kötü mü olur? Bu zor değil ki. O bir elektrik suyu getirmek maliyeti ne olabilir? Yani şu anki başkanın çalışmalarını nasıl görüyorsunuz Fikri Uludağ'ın? Şöyle tabii ki hani bugün çıkıp da hiçbir çaba yok dersek haksızlık olur. Yani insanlar oturup da 24 saat ya zaten ben maaş alıyorum demiyor. İnsanlar Gölköy için hiçbir şey yapıyor dersek haksızlık olur. Hı. Ama ben şunu görüyorum. Yani Gölköy'de sadece Gölköy Belediyesi yol yaparak bu 5 yılı bitirirse ileride başımızı, elimizi başımızın arasına koyup ağlarız. Yani ya çok zor değil. Az önce söyledik. Yani sorsunlar, araştırsınlar.
Gölköy derneklerine sorsunlar. Sizce Gölköy'de ne olabilir diye. İstanbul'daki, Marmaris'teki veya o Altınordu'daki Gölköy'lere sorsunlar. Ne olabilir sizce desinler. Mantıklı gelirse yapsınlar. Çok büyük maliyetli işler yapsınlar demiyoruz ki biz. Yani bugün şimdi Büyükşehir Belediyesi Gölköy Millet Bahçesi yapacak. Kaç milyon harcayacak? 5 milyon harcayacak. 5 milyon harcadığında acaba insanlar, Gölköy'deki insanlar bunu mu istiyor? Yoksa 300 kişinin istihdamını mı istiyor? Bir tane bizim tekstilimiz var, konfeksiyon orada. Herkes diyor ki burada 300 kişi çalışıyor. Efendime söyleyeyim, iyi oldu diyor. Şimdi burada 300 kişi çalışıyorsa ikinci bir konfeksiyon yap diye diretmiyoruz ki size. Belki hadi 300 kişi çalışma, 50 kişi çalışsın. Su fabrikası oluyorsa su fabrikası yapın. Yem olabilecekse yem yapın. Et entegre tesisi olacaksa onu yapın. Ama bir yani bir karar verelim. Yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Doğru söylüyorsunuz. Bir telefon bağlantımız var başkanım, müsaadenizle. Bakalım hatta mı? Alo. Bakalım hatta mı? Alo. Başkanım duyuyor musun? Marmaris'ten selamlar, saygılar Ahmet Bey. Aleyküm selam. Sesimiz yayına geliyor mu? Geliyor. Evet. Başkanım dedi ki bu Marmaris'e selam gönderelim dedi. Marmaris'in de bir havasını dedik şu an canlı olarak alalım. Marmaris'e ne var ne yok başkanım? Öncelikle sana ve konuğun olan Sayın İlçe Başkanımız Karahmetoğlu'na başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Marmaris'e selam ve sevgiler gönderiyorum. Bizleri izleyen Haber Gölköy ve Moda TV'den bütün Ordulu ve Gölköy'lü hemşehrilerimize, yurt içinde ve yurt dışında nerede bir hemşehrimiz varsa herkese Marmaris'ten hayırlı akşamlar diliyorum. Marmaris'te havalar turizm kenti, biliyorsun yasakların olduğu bir kent olsa da bugün yaz itibariyle sonuçta 9 Haziran yaz geldi. Marmaris'te hareketlilik başladı. Yerli turist ağırlıklı, yabancı turistin çok az olsa da birçok oteli yerli açılmadı. Yerli turist Marmaris'e gelmeye başladı mı? Şu an yerli turistimiz var mı oralarda? Geldi. Başta çok ilk İstanbul çekiyor tabii. 34 plaka daha ağırlıklı. Evet. Ama Marmaris olduktan sonra inşallah turizmin açılmasıyla yabancı İngilizlerin ve diğer ülkelerdeki yabancıların gelmesiyle otellerde açılırsa daha güzel olur. İnşallah daha gelecekte ülkemiz adına Türkiye'deki bir Marmaris'ten ibaret değil biliyorsun. Buradan ordumuz da nasibini alıyor. İnşallah her şeyiyle turizmin daha güzel olması adına iyi olur. İnşallah. Bize de yaşadığımız kent olan Marmaris'te ordular olarak bu turizm kentinde hizmet etmekten onur duyuyoruz. İnşaat sektörünün biliyorsunuz Ahmet kardeşim %50'sinden fazlası ordularında. Ordular deyince de Gölköylülerin elinde. 36 yıldan beri Marmaris'teyiz. Marmaris'te olmaktan ve ordular adına da Marmaris'e hizmet etmekten gerçekten güzel bir duygu. Marmaris'lerden Allah razı olsun ki bizleri sahiplendiler. Ordulu kalabalık mı başkanım orada? 3000'in üzerinde ordulu var. İnşaat sektöründe, turizmde, her konuda, her yerde ordulu hemşerilerimizi görebiliyoruz. Otel sahibi olan. Mesela Gölköy'lü bir Barış Güzel Su arkadaşımız var. Otelleri var. Güzel. Başkanım biz aslında şeyi sormak istiyoruz. Şu an gurbettesiniz. Marmaris bizim ordumuza, şehrimize göre bir şekilde gurbet sayılıyor. Oradan evet. Ordu nasıl görünüyor? Ordu'yu şu an güzel buluyor musunuz? Yaşanılır buluyor musunuz? Ya da orduda neyi eksik görüyorsunuz? Ya da ordumuzun neyi fazla? Şimdi dışarıdan daha iyi görünür ya. Bir dış göz olarak size soralım dedik. Hem de bir memleketten bir selam gönderelim dedik. Yani ordumuzu nasıl görüyorsunuz oradan? Şimdi eksiklerimiz tabii ki var. Başta Ordu Gölköy yolu olmak üzere. Bizi tabii ki yıllardan beri bitmeyen Ordu Gölköy yolu gerçekten çok büyük bir eksik. Gelecekteki ordunun bir sanayi kenti değil ama bir turizm kenti olması adına çok büyük yatırımların, otellerin olması için bir fırsat. Bundan da turizmin faydalanması adına inşallah daha iyi olacak gelecekte. Tabii ki eksiklerimiz var. İnşallah bunu da siyasilerimiz bir an evvel tamamlar. Bir teleferik başlı başına turizm için çok güzel. Otellerimiz var. Anemon olsun, Hilton olsun. Başka otellerimizle beraber. Yaylalarımız var. Vazgeçilmez doğasıyla. Bir Ulu Gölümüz var. Bir Perşembe Yaylası var. İnşallah bunların da turizme katkı adına çok güzel olacağını düşünüyorum.
İnşallah başkanım. Başkanım teşekkür ediyorum. Hem bir sesinizi duyalım dedik. Hem bir memleketten size selam, gurbete selam gönderelim dedik. Ben haftaya, de beklemiyordum. Sürpriz yaptın. Evet, biraz sürpriz oldu. Haftaya inşallah başka bir şehrimizle bağlantı kurmak istiyoruz. Başka şehirden bir hemşehrimizle bağlantı kurmak istiyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Konuğumu da söylemek istediğiniz bir şey var mı? Malumunuz izliyorsunuz programı. Konuğumuz izliyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Gölköy İlçe Başkanımız Avukat Mustafa Kara Ahmetoğlu sağ olsun. Şu an memleketi konuşuyoruz. Memleket meselelerini konuşuyoruz. Size de buradan bir selam gönderelim istedik. Ben teşekkür ediyorum. Aleykümselam. Bizden de Marmaris'teki ordular adına, hemşehrilerimiz adına, Gölköylüler adına selam ve saygılar. Sayın Başkanım'a başarılar diliyorum. Yolun açık olmasını diliyorum. Gelecekte inşallah Ordu adına, Gölköy adına onu daha güzel yerlerde bir Gölköy'den çıkmış bir milletvekili olarak görmek isteriz. İnşallah başarılar diliyorum. Önün açık olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle ara sıra istişare yapıyoruz. Görüşüyoruz. Evet. Sağ olsun. İnşallah gelecek dönem başkanımızı farklı yerlerde görmek dileğiyle. Kendisine başarılar diliyorum. Peki. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olasın. Marmaris'ten selamla saygılar. Tüm hemşehrilerimize selam ve saygılar sunuyorum Ahmetciğim. Sağ olun başkanım. Başarılar bizden, diliyorum. Bizden de Marmaris selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Karahmetoğlu başkanıma da selam ve saygılar Marmaris'ten. Sayın başkanım. Sizlere selamlar var başkanım. Hayırlı akşamlar. Başkanım iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi var akşamlar. Olun. İyi yayınlar. İyi başarılar diliyorum. Evet Hacı Ali Elibalı'da bir selam verelim istedik. Kendisi memleketine sağ olsun. Selam gönderelim istedik. Çoğu zaman öngörüsüyle, bilgileriyle, deneyimleriyle bize katkılar koyuyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet var olsun. Halil Akkoyun, iyi yayınlar diliyorum Mustafa Başkan'a. Selamlar, sevgiler demiş. Okan Erkan da demiş ki iyi yayınlar başkanım. Allah yolunu, bahtını güzel eylesin. Turan Yiğit, Gölköy'ün güzel yürekli gençleri kucak dolusu selamlar demiş. Biz de Turan abiye, Turan Yiğit'e çok çok selam gönderelim Ordu'dan, Ünye'den. İstanbul'dan sevgi ve selamlar, başkana başarılar diliyorum demiş. TC Emine Akkoyun. Emine ablama da biz de sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderdik. Erkan Karahmetoğlu, Ahmet Bey, Mustafa Bey demiş. Belki de aşağıda devam edecek. Başkanım Gölköylü yatırımı Ordu'ya yapıyor. Elinde parası olan oradan ev alıyor. Birkaç yıl sonra Gölköy'de kimse kalmaz demiş Emine Akkoyun. Doğru mu demiş bilmiyorum. Yani geçenlerde çok yakın bir zamanda Ahmet Bey, Gölköy'de şunu tekrar gördüm. Bizim resmi dairelerde çalışan müdürlerimiz, memurlarımız ya da işte hizmet sektöründe çalışan birçok insan konut sıkıntısı yaşıyor. Yani şöyle bir baktım, yani iş yerlerine yakın yerde, işte kaloriferli, koşulları iyi olan, konut sıkıntısı var. Yani bugün geldiğimiz noktada Gölköy'de zaten 3. TOKİ'nin yapılmasıyla ilgili çalışmalar var. Arsası alındı bildiğim kadarıyla. Tabii onda kendine göre sorunlar vardır. Ama bu ihtiyaç olduğu için bu talepler var. Yani o 200 konut için 1000 tane, 2000 tane başvuru oluyor. Şimdi baktığınızda inşaat sektörünün geldiği sıkıntı ayrı başlı başına bir sıkıntı. İmarla ilgili sıkıntı ayrı bir sıkıntı. Ama bizim memurumuzun bir defa Ordu'ya gitmesini... Gölköylü insanlar da hem kendi konforları için iyi olmadığını düşünüyor. Evet. Şu an zaten mevcutta yolumuz sıkıntılı. Yani birçok yerinde çalışma olduğu için konforlu bir yolculuk yapamıyoruz. Ben de sürekli kullanan birisiyim. Ben de yapamıyorum. Bu yolun geciktiğini zaten daha önce konuştuk defalarca. Ama konaklamayla ilgili şu da olabilir diye düşünüyoruz biz. Bugün Gölköy'de konferans salonu da yok. Konferans salonunun olduğu... Gerçi yapılacağı söyleniyor. Bir öğretmen evi ya da diğer imkanların olduğu, altında belki kafesinin olduğu ya da işte farklı şeylerin olduğu bir öğretmen evi de talebi de var. Neden var? Şimdi Gölköylü olan öğretmenler, birisi de benim abim olmak üzere, yazın eşini, dostunu Gölköy'e getirdiğinde, tatil için, Röre'yi göstermek için getirdiğinde şu anda sınırlı. Yani bir tane belediye otelimiz var. Belediye otelimiz belki yeterli kapasitede yatak sayısında değil. Şimdi Ulugöl var. Ulugöl'de de yer bulamıyorsunuz. Bungalov evlerimiz var. Onlarda hem yer bulamıyorsunuz hem pahalı olabiliyor. Öğretmen evi, misafirhane ihtiyaçları da var. Ama bunlar da şu an sanki düşünülmüyor gibime geliyor. Yani tamam Ulugöl'e
otel yapılıyor olabilir ama Ulugöl'de konaklayabilecek insan sayısı belirli. Yani öğretmen evinin de düşünülmesi gerekiyor. Alternatif otel, yayla turizminde olabilecek otel de düşünülmesi gerekiyor. Ama otel dediğimizde hemen betonarme otel lütfen düşünülmesin. Şöyle, betonu yapmak kolay. Yani betonu herkes yapar. Evet. Ama acaba taş ustası var mı? Yani tarihi taş görünümlü yapılabilir mi? Ya da işte doğayla uyumlu ahşap yapılabilir mi? O da düşünülmeli diye düşünüyoruz. Yani bu daha güzel olur diye düşünüyoruz. Evet. Hatta bu konuyla ilgili Ulugöl'deki otelle ilgili de CİMER'e sormuştuk. Bize gelen cevapta dış görünümünün ahşap olacağı vesaire bahsedildi. İnşallah olur. Takip edeceğiz o konuda. Peki. Bu konuda takipte size düşüyoruz zaten. İlçelere diyoruz biraz daha yatırım artırılmalı. Aksi takdirde insanlar il merkezlerine göçe zorlanıyor gibime geliyor. Sahil ilçelerinin bir nebze daha fazla büyük şehirden hizmet aldığını düşünüyorum. Yani şimdi Ünye'deyiz. Ünye'de bir gazetede görmüştüm. Büyük şehirden hizmet alamadığını ifade etmiş. Belki Ünye'nin ihtiyaçları daha fazladır. Ünye'ye de yeterli gelmiyor olabilir. Tabii bütün yani, olarak konuşulması lazım ama bana sanki şöyle bir baktığımda sahile göre içerisi daha az gibi geliyor. Yani Ünye'deki arkadaşlar da buradaki hani basın sektörünün arkadaşlarla da bazen hasbihal ediyoruz. Onlar da aslında tam tersini söylüyorlar. Diyorlar ki Ünye yeterince hizmet almıyor. Belki, Ünye üvey evlat mı diyorlar. Böyle bir şey var. Altın Ordu, Fatsa ile kıyaslıyorlar. Onlar da Altın Ordu'nun gerçekten fazla hizmet aldığını olabilir, söylüyorlar. Olabilir. Ama burada şu gerçek çıkıyor. Hiçbir ilçe aldığı hizmetle memnun olmayınca acaba ilçeler niye memnun değil? Onu da artık büyükşehire sormak gerekiyor. Evet. Ahmet Akdoğan demiş ki iyi yayınlar. Mustafa Başkan'a selamlar, başarılar demiş. Aslında biz şu an WhatsApp'a da çok mesajlar geliyor başkanım. WhatsApp'da mesajlar yığıldı. Ben daha çok sosyal medya üzerinden, özellikle Facebook üzerinden yazan arkadaşlara cevap veriyorum. WhatsApp'taki mesajlara lütfen şimdiden özür dilerim arkadaşlar. İyi yayınlar Mustafa Başkan'a selamlar, başarılar demiş Ahmet Akdoğan. İmdat Güneş yolun açık olsun, başarılar dilerim başkanım diyor. Evet, Erkan Karahmetoğlu az önceki mesajın devamını eklemiş. Ahmet Bey, Mustafa Bey, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Gölge'de yapılacak en önemli hizmet yıllardır konuştuğumuz ihtitam sorunu çözmeye yönelik hizmetler olmalı. İlçemiz maalesef iş imkanı az olduğu için göç veren gurbetçisi yoğun bir ilçe. Üretim, üretim, üretim demiş Erkan Karahmetoğlu. Ne de güzel demiş. Çok kısa bir şey söylesem sizin. Tabii ki. Bakın yüksek gerilimle ilgili bir şey söylemiştik. Demiştik ki yüksek gerilim sektörü biterse acaba Gölköy'deki vatandaşlar, gurbetçilerimiz ne yapacak? Geçen bir mali müşavir arkadaşımla konuşurken bir soru sordum. Dedim ki şu anda mevcutta şantiyelerde çalışan sigorta girişi olan kaç gurbetçimiz var dedim. Sadece bir mali müşavirin verdiği cevap 1000 kişiden fazla dedi. Acaba ya bu sektör bittiği zaman ne yaparız? Yani bu insanlar, bu gurbetçiler ve tehlikeli de bir iş. Evet. Geleceklerini görebiliyorlar mı? Bu konuda biz aslında ben hayal ediyorum. İş güvenliğiyle ilgili falan Gölköy'de büyük konferanslar yaparsak bir farkındalık da oluşur. Yani çünkü çok haberler geldi, kötü haberler geldi. Bir farkındalık oluşursa ben bu kazaların azalacağını da düşünüyorum. Bunda da size iş düşüyor. Bizim de üzerimize ne düşüyorsa başkanım, başımız gözümüzde. Çünkü çok önemli bir konu. Evet. Çünkü her sene bizim ilçemizden, bu bir aslında Ordu'nun sorunu değil, Türkiye'nin bir sorunu, evet, ülkenin evet, bir sorunu. Çünkü nasıl ki doğuda, güneydoğuda bir cana bir zarar gelirse, bizim yüreğimiz sızlıyorsa, Gölköy'deki bizim kardeşimiz zarar gelince, Ünye'nin de aynı, İstanbul'un da, Ankara'nın da aynı. Ölümler her sene artmaya da başladı. Yani evet, evet. Şimdi şöyle de bir algı oluştu. Bu işin doğasında ölüm var algısı oluştu. Ama yeterli önlem alınır mı? Aslında alınırsa ölümlerin önüne geçilir mi? Bunları da aslında sorgulamak lazım. Azalacaktır önlem, evet, alındığında. Tabii ki önlem arttıkça ölümler azalacak. Ahmet Soğuksu, değerli başkana başarılar dilerim demiş. Ahmet abime de selamlar, sevgiler, saygılar gönderdik. Ecevit Çise, güzel insan, başkanıma başarılar dilerim demiş. Size başarılar geldi. İyi yayınlar diliyorum Bursa'dan. Aslında ne istiyorum biliyor musun başkanım? Şöyle size muhalif böyle bir şeyler gelsin istiyorum da size muhalif. Geçen programda dikkatimi çekti.
size CHP olsun, AK Parti, MHP olsun veya diğer siyasi partilerden bir tepki yok. Onu fark ettim. Yani böyle çok yani bütün siyasi partilerle ilişkileri güzel giden bir ilçe başkanı. Ben açık söyleyeyim. Açıktan oynuyorum yani. Sizi seviyoruz. Bunu açık açık da söylüyoruz. Normalde derler ki hani gazeteciler tarafsız. Benim tarafım var kardeşim. Doğrudan yanayım. Haklıdan yanayım. Doğru tektir. Doğru olan, doğruyu söyleyen herkesten yanayız. Bu hiçbir siyasi parti ayırmaksızın. Bunu yüksek sesle söylüyoruz. Hatta bu da bunun kanıtıdır. İyi yayınlar diliyorum Ahmet Çelenk Bey. Mustafa Karahmetoğlu başkanımıza üstün başarılar diliyorum. Selamlar, sevgiler dilerim demiş Ergül Güneş. Ergül Güneş, Gelecek Partisi Gölge İlçe Başkanı. Evet. Ben başkanımı seviyorum. Çünkü niye? O da doğrucu. Doğru olan herkese... Emek veren bir yapısı var. Evet. Her yere de koşmaya çalışıyor sağ olsun. Teşekkür evet. ediyoruz. Başkanıma selamlar gönderdik. Ergül Güneş başkanıma. Sinop Ayancık'tan selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Başkanıma başarılar diliyorum demiş Kader Demirkan. Özay Tokgöz'de iyi yayınlar başarılar diliyorum demiş. Ergül Güneş eklemiş. Ahmet Çelenk Bey, yakın olsam sizlerle toplandığımız çayı ikram ederdim. Seviyorum sizler demiş. Evet başkanım şu an Rize'de. Rize'den bize selam göndermiş. Başkanım inşallah sen Rize'den gelince senin topladığın çaylardan demlersin. Biz de içmiş oluruz. Şu an yakın olmadığın için içemiyoruz. Bursa'dan sizlere ve sayın başkanıma iyi yayınlar diliyorum. Saygılarımla Bursa Gölküler Dernek Başkanı İsmet Yıldız demiş. Bize İsmet başkanıma selamlar, sevgiler dedik. Bursa'ya da kucak dolusu kendi memleketimizden selam gönderelim. Evet başkanım, memleketten çeşitli illerden, çeşitli ülkelerden bizleri izleyenler var. Şimdi biz bu şehirde yaşıyoruz. Siz bu şehirde siyaset yapıyorsunuz. Evet. Önce dışarıdan bize selam gönderen arkadaşlara ne diyelim? Ordumuz çok iyi durumda. Ordumuz güllük gülistanlık mı diyelim, yoksa ordunun meselelerinden biraz değinelim mi? Ahmet Akdoğan'ın bir mesajı var, onu da ekleyeyim. Sonra mesajlara biraz ara vermiş olalım. Memleketin doğal güzelliklerinin tahrip edilmesi, Kozeren mahallemizde maden, çatak, çetili mahallelerinin içerisine alan çet ve benzeri sorunlar önümüzde duruyor. Gölköy'ün güzel yurttaşları olarak başkandan açıklama bekleriz demiş Ahmet Akdoğan. Aslında tam da az önce benim size söylemek istediğim şeyi Ahmet Akdoğan. Bir noktayı unuttum Ahmet Bey. Bu HES'lerle ilgili, Çatak Çetilli bölgesinde yapılacak olan HES'lerle ilgili biz hemen ne yapabiliriz diye düşündük. Orada görüşmelerimiz oldu. Şunu gördük. Çatak ve Çetilli'deki vatandaşlar gerçekten bu konuda hassas, bunun yapılmasını istemiyor. Çünkü kendi tarım alanlarının da zarar göreceğini düşündükleri için hemen bu konuda adım attılar. İmza topladılar, gittiler, müracaatlarını yaptılar. Yapılmasını istemiyorlar. Yani halka rağmen de bunun yapılmasını biz de istemiyoruz. Ama tabii ki çok dinleniyor mu bilemiyorum. Vatandaşlar sağ olsun Çevre Derneği ile falan birlikte yasal yollara da başvurdular. Ben hepsine teşekkür ediyorum bu konuda. Evet, sağ olsunlar. Hatta Temel Yanık demiş, başkanı köylerde görmek istiyoruz demiş. Sizi köylerde görmek istediklerini belirtmişler. Başkanım, aslında az önce tam da bunu söyleyecektim. Memleketin doğal güzelliklerini, hep konu buraya geliyor biliyor musunuz? Memleketin doğal güzelliklerini. Aslında memleketin doğal güzelliklerinin tahrip edilmesinin Mustafa Karahmetoğlu'na çok bir zararı yok. Ama bütün ülkeye, bütün geleceğimize var. O yüzden aslında şahsi bir meseleniz değil yani sizin. Bu aslında ilçenin veya şehrin veya ülkenin şahsi meselesi. Buna sadece Mustafa Karahmetoğlu olarak değil de bütün vatandaşlar olarak karşı çıkmamız gerekiyor. Çünkü bugün belki diyecekler ki sizin mahallenizden işte 3-5 kişi istihdam ediyoruz gibi görünecek, ama bu ileriki süreçlerde gerçekten onların verdiği 3-5 liradan çok daha değerli şeylerimizi aldıklarını göreceğiz. O yüzden bu sadece Mustafa Karahmetoğlu'nun sorunu değil, bütün memleketin sorunu arkadaşlar. Özellikle HES konusunda, özellikle Ahmet Akdoğan da dediği gibi maden konularında eğer zararı faydasından çoksa bu konunun lütfen önüne geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mahallemizde Ahmet Bey, suyumuzun, Gölköy'ün suyunun beslendiği noktalar. Kozeren mahallemizde de maden aranması gibi bir girişim olacağını duyduk. Yani böyle bir şey olursa kesinlikle karşı duracağımızı da söyledik. Hı. Yani bununla mücadele edeceğiz. İyi Parti ilçe başkanımız da aynı görüşü taşıyor. Behzat Çelenk de bizi izliyor şu an. O da, onunla da konuştuk. Kendisi takip de etti sağ olsun. Beraber de takip ettik.
Asla Kozoran mahallemizde böyle bir çalışmanın olmasını istemiyoruz. İstihdam edeceklerse, yaratacaklarsa birçok alan var. Oralarda yaratabilirler. Aynen öyle. Bugün maden işte Fas'a canlı örneğini gördük. Evet. Oradaki fotoğraf ortada. Sorma ve bu bugün değil bir 50 yıl veya 100 yıl sonrasının bile sorunu aslında. Evet, evet. Orada madene atılan kimyasalların artık ne kadar zararlı olduğunu da bilmeyenimiz de yoktur. Alper Durmaz'da iyi yayınlar dilerim. Kıbrıs'tan selamlar olsun memleketimin sevdalılarına demiş. Az önceki sorumu yeniliyorum zaman başkanım. Şu an bizi il dışından, yurt dışından bir hayli izleyen arkadaşlarımız var. Veya bundan sonra da programımız izlenecektir. Yani çünkü sosyal medyanın birçok mecrasında kalıcı. Ne söyleyelim? Yani çünkü bu insanlar hep memleketi özleyen kişiler. Evet, evet, yani memleket hasretiyle. Çünkü nerede bir atıyorum İstanbul'dan arkadaş 52 plaka bile görse o kendi memleketinden geliyor. Onun memleket hasretiyle o arabaya çok güzel bakıyor. Bunu biliyoruz. Ne söyleyelim buradan il dışındaki veya yurt dışındaki arkadaşlara? Şimdi Ahmet Bey tabii sayıyorsunuz. Almanya'da çalışan gurbetçilerimiz olsun. Bursa'da yerleşik olan tanıdıklarımız var. Bir sürü gurbetçimiz var. İstanbul, Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışında. Ya onları da Gölköy için, oradaki yaşamlarının içinde, oradaki streslerinin içinde halen Gölköy'ü düşünüyorlar. Halen Gölköy için ufak da olsa bir katkı koymaya çalışıyorlar. Bu çok değerli. Yani ben WhatsApp gruplarında bakıyorum. Gölköy'lü olup da Türkiye'nin her yerinde olan ama kalbi aynı şeyler için atan insanlar var. Bu çok değerli. Ben geçen program yaptığımızda mesaj gelmişti. İstanbul'a davet edenler olmuştu. O süreçten sonra Bağcılar'daki bir dernek seçimine katıldık. Tabii İYİ Parti Başkanımız, İYİ Parti İlçe Başkanımız da oradaydı. İnanır mısınız aşırı mutlu oldum. Yani orada Bağcılar'da 400-450 üyesi olan bir derneğin olduğunu, bir arada insanların olduklarını görünce insanlar orada kendini bir anlamda güvende hissediyorlar. Ve orada o güçlerini, birlikteliklerini her alanda da kullanmak istiyorlar. Oradaki ben yüzler aşina, işte geçmişte Gölköy'de gördüğüm yüzler, hemen sohbet ettik birçoğuyla. Aşırı mutlu oldum. Ve oradaki dernekçilik yapanlara da teşekkür ediyorum. Orada şunu söyledim. Bir araya gelelim, Gölköy için yapmamız gereken ne varsa hemen yapalım demiştim. Evet. Bunlar, yani bu konulara ön ayak olacak olan da yine siyasilerdir. Yine Gölköy'de emek verenlerdir. Biz tabii ki birçok şeyi yapalım, yapmak istiyoruz. Ama bizim imkanlarımız onlara göre daha kısıtlı. Biz kendi imkanlarımızla, kendi varlığımızla, kendi arkadaşlarımızla uğraşıyoruz. Ama biliyorsunuz teknik altyapılar olması gerekiyor. Efendime söyleyeyim, birçok şey olması gerekiyor. O yüzden katkı koymaya hazırız diyoruz. Ama birlikte yapabilelim diyoruz. Birlikte evet. Çalışalım. Ve Gölköy'e katkı koymak isteyen, Gölköy'ü düşünen ya da Ordu genelinde ordulu olan ama Türkiye'nin her yerinde çalışmak için veya başka türlü ordu dışında olan insanların ben oradan bizi aramaları, sormaları bizi tabii ki mutlu ediyor. Koydukları katkıya teşekkür ediyorum. Umarım onlar emekli olduklarında ya da orduya geldiklerinde, tatil için geldiklerinde onlar da daha güzel bir ordu görsün diye biz çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah. Mustafa Güneş'te iyi yayınlar dilerim. Bursa'dan başkana selamlar demiş. Yine selam. Başkanım özellikle selam konusu ve soru konusunu çok önemsiyoruz. Selam varsa üzerimizden atmak için hemen size ulaştırıyoruz. Soru varsa da çok değerli. Bunu da size bir şekilde soruyu ulaştırmak durumunda kalıyoruz. Şu an orduyu nasıl görüyorsunuz başkanım? Yani ordu geneline işte belediyeyi veya siyasetin ordudaki durumunu nasıl değerlendiririz? Yani beklentiye cevap veriyor mu? Çünkü şöyle de bir durum var. Sizin evet muhalefet partisi ama doğrucu olduğunuzu biliyoruz. Yani burada ben inanıyorum ki az önce bak ilçeyi sordum. Hiç çalışılmıyor diyemeyiz. Ya mümkün olmaz. Yani mümkün yani, değil. Bu aslında doğru, aslında bizim istediğimiz muhalefetlik bu. Ben yani her şeye muhalefet olmak değil de doğruyu yerinde görebilmek, doğruya da doğruyu diyebilmek asıl muhalefetlik. Orduyu nasıl buluyorsunuz bu anlamda? Şimdi tabii ben Altınordu ve Gölköy arasındaki hattı bildiğim için işte Ulubey'i, Gürgentepe'yi, hasbelkader tabii Mesudiye'yi de biliyoruz. Orada da, oraya da gidip geliyoruz. İzlediğim kadarıyla şimdi
alışılmış projeler, geçmişten beri konuşulan projeleri bugün gerçekleştirmeye çalışıyoruz biz. Yani şunu yapmıyoruz. Atıyorum yıllardan beri Ordu-Gölköy yolu konuşuldu, tamam yapılacak ama acaba bunun dışında da yapabileceğimiz bir şey var mıydı? Bunu düşünmüyoruz. Ya bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin üretime dayalı yaptığı çalışmalar var. Ya bu üretime dayalı yapılan çalışmaları nasıl kötü diyebiliriz ki? Yani bir vatandaş kaz yetiştiriyorsa, bu kazın işte kazdan gelir elde edecekse, tarımsal olarak bir gelenek yaratılacaksa veya insanlar gelir kaynağını onu görüp bir başkası da yapabilecekse, gelir kaynağı oluşacaksa, bunu tam kökten kötü diyemeyiz ki. Ama eksiğimizi şurada görüyorum. Belki ilçede bunu daha çok görüyorum. Bu işlerle, yani proje anlamında Ordu'da ne yapılması gerektiğiyle ilgili veya Ordu'nun atıyorum trafik sorunu varsa bu trafik sorunu nasıl çözülürle ilgili sadece buna çalışan ekipler kurmamız gerekiyor. Evet. Belki gönüllü olabilir, illa maaşlı olması gerekmiyor. Ama tartışma kültürünün olmadığını düşünüyorum. Yani bak, o konuda bizim şehrimizde o hiç yok, biliyor musun? Tartışma kültürü yok. Yani bugün şöyle belediyede ben şu konuda aslında şöyle olabilir mi diye konuşsam muhalefet yapıyor diye ya da muhalif diye adlandırılıyor. Mesela kendi ilçemiz için de aynı şey söz konusu. İnsanlar tabii ki tamam oy vermiyor. Buna alışkın mı değiliz? Kültür olarak bu kültürü alışkın mı değiliz? Çünkü evet, bu referandum kültürü aslında dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok fazla. Yani ne istediğini sormak, vatandaşın ne istediğini, sonuçta bu şehirde biz yaşıyorsak. Bir de çok zor değil, çok kolay. Yani basit sorularla işte şeyi kullanan, sosyal medyayı kullanan herkesin katılabileceği anketler yapmak çok zor değil. Evet. Yani çoğu yerde yürüyoruz işte belediye otobüsünün rengi ne olsun diye örnek, soruluyor. İstanbul'da mesela bu daha önce yapılmıştı, çok da güzel olmuştu. Ordu'da neden olmasın ki? Yani. Yani tamam insanlar bizi bu ekip yönetsin diye seçti, evet. Ama onun göremediği bir şey olabilir belki o an için. Evet. Ya da az önce dedim ya, geçmişten beri devam eden eksikleri gidermek için oraya yoğunlaşıp diğer belki yapılması gerekeni unutuyorlar. Bunu yani sormak zor değil ki. Biz de şu tabuyu nasıl yıkarız başkanım? Hem bir siyasetçi olarak hem de hukukçu olarak. Şimdi siyasetçi seçiyoruz. Evet atıyorum işte Ünye işte belediye başkanını seçtik. İşte oy verdik geldi. Sonra makam sahibi oldu. Sonra oranın sahibi. Artık ona soru sorma hakkına sahip değilsiniz. Artık onu eleştirme hakkına sahip değilsiniz. Artık onun yanlış yaptığı şeyleri yanlış deme hakkına sahip değilsiniz. Bu tabuyu nasıl yıkar? Sonuçta bir örnekle bunu aslında bitireceğim. Şimdi bir milletvekili seçimi var. Evet. Milletvekili adayı arkadaşımız bir derneğe gelmek istiyor. Evet. Diyor ki dernek başkanına seçimden önce sizi bir ziyaret etmek istiyoruz diyor. Evet. Ziyaret ediyor. Şimdi arkadaşlar teşbihte hata olmaz. Bunu göstererek yapmak zorundayım. Şimdi böyle dernek başkan arkadaşımız böyle oturuyor. İşte diğer arkadaşlar böyle oturuyor. Şey böyle bir herkes rahat. Sonuçta rahat olması gerekiyor. Derneğin lokalindeler. Evet. Ve milletvekili aday arkadaşımız işte oy istiyor, rica ediyor. İşte arkadaşlar işte şeylerini söylüyor. İşte beklentilerini söylüyor, isteklerini söylüyor falan. Kısa keseceğim. Sonra seçim oluyor. Arkadaşımız milletvekili olarak atanıyor. Ve kısa süre sonra teşekkür buluşmasına gidiyor. Biz de mesleğimiz onunla İşte haber yapmak için yine orada bulunuyoruz. Bu seferki manzara şu. Dernek başkanı arkadaşımız oturmuş. Yakası kapalı bağlı. İşte diğer derneğin yönetimindeki arkadaşlar oturmuş. Yakası bağlı kapalı. Fakat milletvekili olan arkadaşımız bu sefer milletvekili. İşte vekil aracı, işte ne bileyim basın birimi, işte ne bileyim danışmanı vesaire yanında. Kendisi işte koltukta sere sebebe oturmuş. Şimdi bir ay önce, seçimden önceki milletvekili hiç değil. Çok yani şunu insanlara nasıl anlatacağız ya da hangi yollar deneyeceğiz? Arkadaşlar şimdi milletvekili, yani o kişi sizin vekiliniz. Asıl sizsiniz. Evet, yani evet. Siz onu seçtiniz. Siz oyunuzla o vatandaşı seçiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Sonra o kişi bizim buranın tabiriyle kasılarak oturan kişi haline geliyor. Aslında sizin hala o şekilde oturmanız gerekiyor. Çünkü seçimden önce siz o şekilde oturuyordunuz. Oyunuzu verdiniz, seçtiniz. Şimdi sizin yerinizi o vekiliniz aldı. Yani asıl sizsiniz, vekil bu. Bu tavuları nasıl yıkacağız? Yani bu
Bu durumlardan nasıl kurtulacağız? Size de burada iş düşüyor. Milletin asıl olduğunu, milletvekilinin vekaleten bu işe baktığını bir şekilde de vatandaşlara biz söylemeye çalışıyoruz ama sizde de burada iş düşüyor başkanım. Evet. Bir iki mesajımız var. Atlamak istemiyorum çünkü çok sayıda gelince hem unutuluyor hem de aralara karışıyor. Şu an mesela WhatsApp'tan mesajlarımız niye okumuyorsun diye gelen de mesaj var. Artvin'den, Arhavi'den selam olsun başkanıma demiş. Ünal Yılmaz başkanım diyor ki sizlere iyi yayınlar diliyor. Sayın başkanı da siyasi hayatına başarılar diliyorum. Kalbi Gölfi için atan herkesin her kim varsa diyor kucak dolusu selam olsun. Bizden de Ünal Yılmaz abime kucak dolusu selamlar, saygılar. Davut Güneş Bursa'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Yavuz Akman başarılar dilerim başkanım diyor. Muammer Akdoğan, Gölköy'ün demirbaş ihtiyaçlarına önem verilsin. Su, elektrik, yerli turizm için yayla yolları gibi diyor. Bunlara önem verilsin diyor Muammer Akdoğan. Ahmet Akdoğan da demiş ki doğal güzelliklerimize, meralarımıza, suyumuza, havamıza sahip çıkmazsak gelecek nesillere meraları çölleşmiş, çoraklaşmış, kuraklaşmış, kirletilmiş memleket bırakmış oluruz. Bugünden yarına el ele, gönül gönüle dayanışarak bir çalışma yürütülmelidir. Gönüllü yurttaşları göreve sorumluluk almaya davet ediyorum. Ahmet Akdoğan, ben de bu abimi tanımıyorum ama yüreğinden öpüyorum. Evet, var olsun. Mustafa Güneş, Gölköy birçok sektörde Ordu'nun öncü ilçesidir. Örneğin yüksek gerilim çalışanları, inşaat çalışanları, Rize'ye çay toplama çalışanları bu gibi grupları bağlı olduğu bir dernek veya sendika gibi bir çatı altında toplamak Gölköy'ü markalaştıracağını düşünüyorum. Başkanım düşüncesi, fikri nedir bu konuda? Daha da önemlisi işçi, emekçi dostu olan partimiz öncülük yapar mı diyor. Mustafa Güneş, bir mesela Muammer Akdoğan başkana selam İstanbul'dan demiş. Mustafa Güneş'in bu mesajı benim de ilgimi çekti. Şimdi bu bir sendikalaşma, bir dernek var mı başkanım? Şu an diyoruz ki mesela dünyada enerji nakil hattının en önde olduğu ilçe Gölköy. Doğru mu? Enerji nakil hattını evet, biz sırtlanmışız. Evet, evet. Bununla ilgili bir dernek, sendika, bir sivil toplum örgütü var mı? Şimdi Ahmet Bey az önce bir şey söyledik. Dedik ki çok kayıp veriyoruz. Bu kaybı daha az vermek için ne yapmamız lazım? İş güvenliğiyle ilgili eğitim vermemiz lazım dedik. Evet. Şimdi böyle bir dernek, sendika ciddi anlamda olsaydı belki bu işi de yapardı. Yani bunu tabii önce derneği kurmadan önce oturup konuşmamız lazım. Ya da işte o insanların sendikalı olabilmesinin yasal yollarını aramamız lazım. Ama işte buradaki insanları sadece bir taşeronla beraber işte il dışına gidip iki ay çalışıp geri dönmesi üzerine kurulu bir sistem olmamalı. Geri geldiğinde bu insanlar sigorta giriş çıkışı olduğunu hak kaybı oluyor mu? Kıdem tazminatı alabiliyor mu? Efendime söyleyeyim, işçi alacaklarını düzgün anlamda alabiliyorlar mı? Bunların üzerine aslında bir çalışmak lazım. Ya da burada özveriyle işini yapan gerçekten müteahhitlerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. Ama herkes yapıyor mu? Taşeronlar yeterli güvenceyi veriyor mu? Buna da bakmak lazım. Sadece tamam iş güvenliği onu yapalım ama diğerlerini de yapalım. Çünkü dediğim gibi bu insanlar geçmişte çok sıkıntı yaşayanlar oldu. Belki 3 ayını 4 ayını gurbette zor koşullarda geçiriyorlar. Geliyorlar. Ücretlerini zamanında alamama sıkıntıları vardı. Bu biraz daha düzeldi ama yine de yasal yollarını aramamız lazım, bakmamız lazım. Az önceki konuda konuşmuş olduğumuz konuya da ufak bir giriş yapmak isterim. Bakın orada 20 tane belediye var. Bu 20 belediyeden belediye meclis toplantısını canlı yayın yapan kaç tane belediye var? Buna bakmamız lazım. Şimdi O aslında haberleştirilmesi gereken bir konu. Bu konuda bilginiz var mı? Çünkü şöyle, bizim bir araştırmamız yok. Orada 20 tane belediye var. Uygulayanları biliyoruz. Yani Gülyalı Belediyesi'nin uyguladığını biliyoruz. Evet. Hatta halka açık belediye meclis toplantıları da yaptı. Halka açık belediye meclis toplantısı yaptığınızda ne oluyor? Her ay bir mahallede yapıyorsunuz. Mahalleli burada ne oluyormuş? Ya burada bu insanlar yetkiyi kullanıyor ama kafasına göre mi kullanıyor acaba? Ya da ihtiyaçları gerçekten tartışıyorlar mı, düşünüyorlar mı? Yoksa her aklına geleni yapıyorlar mı diye. Ve orada söz söyleme hakkı oluyor. Diyor ki ya evet bunlar bu konular konuşuldu bugün ama diğer gündeme de şu konuyu alabilir misiniz diye söylüyorlar. Şimdi bu yapılsa, her yerde bu yapılsa, o insanlar bilse ki ben oraya gittiğimde öneri verebilirim veya bunu niye yapmanız diye sorabilirim.
Yüz yüze geldiğimde o insanla, o insan bana sen karışamazsın diyemez. Sen vatandaşsın, senin ne işin var buradaki belediyenin işiyle diyemez. Evet. Bunu yaygınlaştırırsak orada görev ve yetki alanlar da daha fazla dikkat edecektir kendine. Bu kültürü yerleştirirsek milletvekili olma kriterleri de değişir. Şimdi bakıyoruz genç milletvekili adaylarına kaç tane? Çok az. Çıkmıyor. Genç milletvekili adayı çıkmıyor. Niye? Algı var toplumda. Milletvekili olabilmek için şu lazım, bu lazım. Onun önünü açabilmeliyiz. Neden milletvekili 30 yaşında birisi olamıyor? Daha fazla düşünmeliyiz. Seçme seçilme hakkı var. Eşit koşullarda yarışmak gerekiyor. Bunu neden hayali olan insanlar 50 yaşını beklemek zorunda olsun? 30 yaşında çok faydalı olacak. Her yere koşacak. Bütün her arayan vatandaşın telefonuna bakacak. Diyecek ki hemen ekibimle beraber ilgileniyoruz diyecek. Bunu yapan vekillerimiz var. Sağ olsunlar biz aradığımız zaman her iki vekilimiz de bize yardımcı oluyor. Ama bunu daha hevesli birisi varsa yarışabilsin. Ön seçimi biz partide uyguladık mesela. Ön seçimde kötü sonuç alınır diye bir şey yok her zaman. Genelde de iyi sonuç alınır. Arada kötü sonuç alındı diye ön seçim kötüdür diyemeyiz. Bakalım ön seçimin daha iyi nasıl yapabiliriz düşünelim. Ya benim bu şahsi görüşüm tabii ama olması güzel olur diye düşünüyorum. Evet başkanım. Kenan Çelenk de, Ahmet Çelenk demiş, iyi yayınlar demiş. Sizlere de iyi yayın dileklerini göndermişler. Kenan kardeşim de benim köylüm olur, akrabam olur bu arada. Şimdi başkanım, çok güzel vakit geçirdik. Şöyle de bir durum vardı. Konu memleket meselesi olunca aslında memleketin tak 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 bütün meselelerine değinmek zorunda kaldık. Öyle de bir durum oluştu. Şimdi bu da şunu gösteriyor. Memleketin Hakan Çelenk demiş ki affınıza sığınarak Ahmet Çelenk başkanım siyasete atılır mı? Başkanım şu an zaten siyaset devam yapıyor. Ediyoruz. Şu an siyasete atıldı Hakan Biçer kardeşim. Sormayayım. İsterseniz bunu sormaya devam gerek yok. Devam edecek mi anlamında diyor herhalde. Evet başkanım siyasete devam eder. Şöyle ben onun adına cevap verme hakkına sahip değilim. Lakin görünen köy kılavuz istemiyor bazen. Ben de şunu görüyorum. Başkanımın siyasi bir enerjisi olduğunu görüyorum Hakan Biçer kardeşim. Belki yanlış düşünüyor olabilirim başkanım. Siyasete devam eder mi diyor Hakan Biçer. Ya şöyle siyasete ben lise hazırlık sınıfından itibaren yani ortaokuldayken de tabii babam siyaset yaptığı için belediye başkanıyken hani çocukken bile izliyorduk, bakıyorduk neler oluyor etrafımızda diye ama benim hayatımda böyle belli dönemler siyasetin içine beni kaldırıp attı diyebilirim. Yani siz zaten siyasetin içine doğdunuz başkanım. Evet, bir mücadele veriyorsunuz. O mücadele devam ediyor. Aile olarak bir mücadele var. Çevreden izledikleriniz var. İster istemez siyaset yaşam tarzı haline geldi. Evet. Vazgeçilmez bir şey oldu. Evet. Hani ben bugün siyaseti asla işte yapmayacağım, ara vereceğim, işte 10 sene, 20 sene düşünmüyorum falan dersem en büyük yalan olur. Çünkü ben zaten aktif görevim olmadığı zamanlarda bile hep sokaklarda herhangi bir şey olduğunda, bir yürüyüş olduğunda, bir basın açıklaması olduğunda ya da efendime söyleyeyim zaten biliyorsunuz her iki senede bir seçim oldu ülkemizde evet. Yani. Sürekli içinde kaldık. Yani siyaset yapmadığımız zaman, sokakta olmadığımız zaman bakıyoruz yine ülke gündemi sürekli bir çalkantı halinde. Yani şu 1,5 aydan beri sürekli bir iddia var. İddialar gerçek miydi, değil miydi? İşte görevini bırakanlar oluyor, eski ilişkiler, yeni ilişkiler. Türkiye'den, sizce gerçek mi bu başkanım? Türkiye'de iddialar? Neler oluyor? Ya şöyle, tabii ki burada devletin soruşturma makamında olanlar bir araştırma yapmadan bir şey diyemeyiz. Ama şeyi görüyoruz, yani bir iddia atılıyor ortaya. Deniyor ki siz Temmuz ayında Artvin'e gittiniz. Yok ben Mart'ta gittim deniyor. Ya bir yerden bir şeyler, %50'si de olsa doğru. Yani bunun devamı doğru mu değil mi diye vatandaş merak ediyor. Araştırması lazım. Ya vatandaş diyor ki gerçekten ben 2500 lira ya da 2800 lira neyse asgari ücret alırken diğer taraftan 200 bin lira maaş alan 3 yerden 4 yerden maaş alan var mı? Ben üniversite bitirdim diyor. Ben 2 üniversite bitirdim diyor. 10 yılımı verdim diyor. Ben diyor 3 bin lira maaşı zor bulurken veya iş bulamazken acaba diyor gerçekten 45 bin lira maaş alan var mı Türkiye'de? Ya da üçüncü maaşı, dördüncü maaşı alan var mı? Veya hak etmediği anlamda oraya gelen o maaşları alanlar var mı diye düşünüyor. Şimdi bunu düşündükçe
yanındakine de anlatıyor. Bu ülke genelinde artık birçok şey konuşuluyor. Konuşuldukça da bir refleks gösterecek bu vatandaş. Buna inanıyoruz. Yani bunun olacağına artık hissiyat olarak da inanıyoruz. Evet. Tunçay Şenyurt kardeşim, iyi yayınlar, selamlar, sevgiler demiş. Sevgili kardeşim demiş. Tunçay Şenyurt'a ben de Almanya'dan yazmış bize. Kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Zira Tunçay Şenyurt benim asker arkadaşım. Şimdi başkanım, memleket meselesi dedik. Az önce ifade ettiğim gibi cümlem yarım kaldı, tekrar evet. aldım. O kadar çok meselemiz varmış ki aslında hep parça parça konular ve evet, şu an evet. konuşacak o kadar çok şey var ki. Hala bir kere saate baktım, saat 21.30. Yani 20'de başladık, 21.30. 1,5 dakika, 1,5 saat, 90 dakika bir program için yeterli evet, bir saat. Evet. Çünkü artık siz de farkından yoruldunuz. Bizi izleyenler de ister istemez yoruluyorlar. Çünkü bir de reklam da vermedik. Öyle de bir durum var. Şöyle Hakan Biçer de eklemiş. Başkanım vallahi yaklaşımları süper. Gerçekten gönülleri kazandı. Özellikle benim demiş. Teşekkür ediyorum demiş. Hakan Biçer de koyu AK Partili bir arkadaş. Eğer o siz onun gönlünü kazanmışsanız evet bu iş gidiyor. Halk için halktan yana halkın hakları için bir politika yürüten tercih edenlere selam olsun demiş Ahmet Akdoğan ve mesajlarımızı da kapatmış olduk. Başkanım ne söylemek isteriz? Şimdi dediğim gibi bak 90 dakika memleket meselesine hep parça parça konuştuk. 90 tane memleket meselesi konuştuk. Evet, bir bu kadar daha vaktimiz olsa o enerjinizi hissediyorum ama dediğimiz gibi değerli izleyenlerimizi de fazla yormaya gerek yok. Çünkü her hafta biz onlarla yine bu ekranlarda oturuyoruz, hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz. Evet, ne söylemek isteriz son cümlelerimizde? Ben öncelikle Ahmet Bey, sizin gibi yani Ünye'de, Ordu'da emek veren, bütün medyayla uğraşan veya basınla uğraşan emekçilere teşekkür ediyorum. Çünkü biz her ne kadar kendimiz bir şeyleri yapmaya çalışsak da sizler olmadan kendimizi anlatmamız mümkün değil. Yani istediğimiz kadar sosyal medyada olalım, şurada olalım, burada olalım. Yani burada bütün emekçilere teşekkür etmek gerekiyor. Aynı zamanda tabii bizleri izleyen insanlar da evlerinde, iş yerlerinde ya da işte değişik mecralarda bizleri dinleyen insanlar da katkı koymak efendim burada yorumlarıyla ya da işte görüşleriyle bize katkı koyan insanlar veya vaktini bizle geçirmeye tercih edenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka zamanlarda bir araya geliriz diyorum. Çünkü bu yaşam içinde yaşadığımız, anlatmak istediğimiz şeyleri bir şekilde içimizde ya da beynimizde, zihnimizde biriktirdiklerimizi paylaşmak ihtiyacımız var. Siyasetten de bunu yapmak zorundayız. O yüzden tekrar buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım, ben de şöyle bu yayından şunu gördüm. Gerçekten memleketin meselelerini konuşabileceğimiz bir hukukçu. Yani başkanlıktan önce, siyaset önce bunu söyleyebilirim. Devamında gerçekten memleketin meselelerini konuşabileceğimiz bir muhalefet ilçe başkanı. Biz de zaman zaman, o zaman şöyle bir söz alalım mı sizden? İşte memleketin meselesini konuşacağız. Mustafa Başkan, gitmemiz lazım, yola çıkmamız lazım dediğimiz zaman seni çağırabilir miyiz? Kesinlikle. Evet, buradan bunun sözünü aldık. Değerli izleyenler, bizleri izlediniz, bizlere 90 dakikanızı ayırdınız. Mesajlarınızla, yüreğinizle yanımızda oldunuz. Hepinize sonsuz teşekkürler ederiz. Haftaya farklı bir konuyla, belki de farklı bir konukla tekrar ekranlarda olmayı arzu ediyoruz. Sağlıkla kalın, hayırlı akşamlar olsun.